Duruşma sabah saatlerinden itibaren Tele1 ekibinin yakından takip ettiği bir duruşma oldu. Oldukça kalabalık. Şurada şu anda size gösterebilsek tamamen kameralarla dolu bir alandan yayınımızı yapıyoruz. Yanımda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan var. O da duruşmayı başından beri takip ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeyn abi. Nasıl izlenimleriniz? Aslında onunla başlamak isterim. Çünkü ceza işte davayı öncesinden bir şekilde izleyicilerimiz biliyorlar. Gelişmelerden haberleri var ama İçeride nasıl bir atmosfer var? Yani şöyle söyleyeyim, tabii çok ilgi var. Yani nasıl dışarıda bu kadar çok ulusal kanalın ilgi gösterdiği bir davaysa, içeride de çok sayıda siyasi parti lideri var ve işte milletvekili genel başkan yardımcısı düzeyinde takip edilen bir dava. Biz sabah sayın genel başkanımız Özgür Özel, ben, Gül Çiftçi, Deniz Yücel parti sözcümüz ve grup başkan vekiliz Murat Emir birlikte geldik. Şu an Gül Çiftçi ile ikimiz davayı takip ediyoruz. Sonuna kadar da takip edeceğiz. Yani bu yargılama bitinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi en az iki genel başkan yardımcısı düzeyinde takip edecek. Onun dışında siyasi parti liderleri, liderlerin olmadığı noktada grup başkan vekillerinin takip ettiği bir dava. Aynı şekilde MHP'nin de müdahale talebinde bulunduğu bir dava. Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Müdahale talebi şu demek hukuken: ben suçtan zarar gördüm demek. Mahkeme reddetti bu talebi. Ama burada dikkat çekici olan şuydu. Heyet, mahkeme başkanı sanıklara sordu. MHP'nin müdahale talebini kabul ediyor musunuz diye. Sanıklar kabul etti. Etsin dediler. Yani istediler. Avukatların katılmasını istediler. Avukatların davayı takip etmesini istedi sanıklar. Dikkat çekiciydi. Niye istersiniz yani? Hani nasıl bir algıları varsa psikolojik olarak, kendi yanlarında mı hissediyorlar, nasıl hissediyorlarsa, bu dikkat çekiciydi. Sanık psikolojisi açısından söylüyorum. MHP'yi hedef almak için söylemiyorum. Ama MHP'nin de nerede durduğu belli değil. Şimdi biz, genel başkanımız gitti. Genel başkanımız Ayşe Ateş'in yanındaydı. Yanında da Kemal Bey vardı, önceki genel başkanımız. Şimdi biz şu an duruşma salonunda Gül Çiftçi yanında. Ben yanındaydım Ayşe Ateş'in. Biz Ayşe Ateş'in ve çocuklarının yanındayız. Yani kim mağdursa, kim mazlumsa, kim suçtan zarar görüyorsa biz onun yanındayız. MHP'nin kimin yanında olduğu belli değil. Sanığın mı yanında, yoksa suçtan zarar görenin? Sanıklar katılsın diye kabul ettiğine göre aslında. Evet, bunu kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Yani duruşmaya gelmenizin bir gerekçesi olması lazım. Biz hakikate ulaşalım. Gerçeğin ışığı herkese aydınlatsın. Bu davaya bir siyasal müdahale olmasın. Hakimler vicdanlarına ve yasalara göre karar versin diye buradayız. Başkaları niçin burada bilmiyoruz. Peki içeride yapılan savunmalar, yani şu anda tutuklular teker teker konuşuyorlar. Orada bir gerginlik olduğu da sabah saatlerinde ulaştı bize. Nasıl bir ortamda gerçekleşiyor bu mahkeme? Yani bu Doğukan Çep, biliyorsunuz, daha önce cinayetten kesin hüküm almış bir torbacılıktan da cezası olan, Gül Suyu'ndaki torbacılara karşı yapılan uyuşturucu yürüyüşünü Hasan Ferit Gedi'yi öldürmüş. Bundan sonra cezası olmasına rağmen burada açık açık itiraf etti. Ben rahat rahat geziyordum, tatilimi yapıyordum. Hiç benim problemim yoktu dedi. Yani bir takım kişilerin de kanatları altında korunmuş, bu zamana kadar kollanmış birisi. Ve son derece soğukkanlı, yani inanılmaz. Gülüyor, espri yapıyor kendince. Dönüyor bize doğru laf atıyor işte. Klasik Türkiye'de suçlu psikolojisini nereden anlarsınız? Ya sizi PKK'lı, ya DHKPC'li, ya FETÖ'cü bir terör örgütüyle iltisaklandırır kendisi suçluysa. Ya da Allah'a kitaba sarılır yani. Vatan millet der falan böyle. O duygu içinde yapılmış bir savunmaydı. İnandırıcılıktan son derece uzak. Bugüne kadar söylediği her şeyi inkar eden. Daha önceki savcıların, sorgudaki hakimin onun ifadelerini değiştirerek zapta geçirdiğini söyleyen, her nekmesi Eray Özyağcı da aynı şeyi söyledi. Dolayısıyla inandırıcılıktan uzaktı. Fikir birliği yapmışlar belli ki kendi aralarında. Tolga Han Demirbaş'ın ki de çok ilginç, o da her olayı hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde tesadüf diyor. Niye buradaydınız? Tesadüf diyor. Niye bunu aradınız? Tesadüf. Niye size konum bilgisi gönderildi? Tesadüf. Niye İstanbul'a geri döndünüz? Tesadüf. Çorba içtik, sonra tekrar canım çorba istedi, onun için döndük falan böyle. Gerçekten orta zekada bir insanın aklıyla alay edecek bir savunma tarzında, tamamen ideolojik, kendisini ideolojik bir kampa ait hisseden
ve bu davayı da o yüzden açıldığını anlatmaya çalışan satır aralarında, hatta bunu zaman zaman ifade eden kendisi Pirupak, hiçbir şeyden her şeyden Vares'te masum bir insan telakkisi yaratmaya çalışan bir profil çizdi. Ama çok ilginç şeyler var. Mesela orada avukat arkadaşlardan birisi şunu sordu. Dedi ki siz pankart 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 diyorsunuz. Pankart için ev adresine ihtiyaç var ama siz Sinan Ateş'in konum bilgisini istiyorsunuz. Nerede? Her an nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ne alakası var? Diyor ki ev adresi değişebilir. Onun için öyle istedim. E peki bu pankartı asma sebebiniz Mersin'de meydana gelen Çağrı Ünel'e yapılan saldırı ve sonunda bir Kadirli Ülke Ocakları'ndan bir gencin ölmesiydi. Yani onun için yapacaktınız. E peki o olay olmadan önce bu bilgileri niye istediniz? Diyor, cevap yok. Olcay Kılavuz'u niye aradınız diyor olaydan sonra 4-5 defa önce sonra. Diyor ki ben aramadım. E diyor tespit var diyor bilirkişi raporu var diyor. O bilirkişi raporu doğru değildi diyor. Bütün aramaları kabul ediyor. O aramayı tespitli olmasına rağmen kabul etmiyor. Orada yani bir siyasi partiye ulaşabilecek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir milletvekiline, Ülke Ocakları'na ulaşabilecek bir şeyi asla kabul etmiyor. Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın aracını kullanıyorsunuz. Bu aracı herkes kullanabiliyor mu? Ne sıfatla? İhtiyacı olan kullanıyordu diyor. Yani böyle bir şey alıp yılbaşı seyahatine gitmişler. Yani burada yani hem hukukçuların orada hem biz izleyicileri, ben de bir hukukçuyum aynı zamanda, ortak kanaati bu yargılama da önceden hazırlanmış, kendilerince bir senaryo oluşturmuşlar. O senaryoyu ikna etmeye çalışıyorlar kamuoyunu. Ama argümanların hepsi çürük, bir bir yıkılıyor. Dolayısıyla bu işin neticesinde bunlar ceza alır ama asıl önemli olan bunların ceza alması değil. Tolga Han Demirbaş, azmettirici olarak şey yapan, Ülke Ocakları'nda alt düzeyde bir yönetici. Alt düzeyde. Ülke Ocakları gibi hiyerarşik yapının çok güçlü olduğu, böyle emir komuta sistemi içinde hareket eden, işte birbirlerine reis dedikleri bir yapıda Tolga Han Demirbaş'ın azmettirici olma şeyi yok. Mutlaka bir yerden talimat aldı. Asıl azmettirici kim? Asıl asli manevi failler kim? Bunun peşine düşmek lazım. Ve Olcay Kılavuz'un dosyasıyla da bu dosyanın birleşmesi lazım bir an önce. Peki bunu talep edecek büyük bir ihtimalle Ayşe Ateş'in avukatları. Ancak içeride iddianame, genel başkanı söylediği gibi eksik, hatta natamam şeklinde bir ifade de kullandı, güdük dedi. Sonuçta bu iddianamenin içerisine başka unsurların eklenmesi söz konusu olabilir mi sizce? Tabii, hakim soruşturmayı genişletebilir. Gerekli gördüğü yerde mahkeme heyeti genişletebilir. Avukatlar soruşturmanın genişletilmesini talep edebilirler. Savcının hazırladığı iddianame ile sınırlı değil. Yeni ortaya çıkan deliller olabilir. O da deliller değerlendirilebilir. Yani dosyanın kapsamı genişleyebilir. Burada büyük bir ilgi olması da kamuoyu açısından önemli. Kamuoyu ilgisi olduğunda bu tür davalarda biliyorsunuz biraz daha siyasal baskı azalıyor yargıçların üzerindeki. Herkesin gözü burada. Her türlü eksikte görünür hale geliyor. O yüzden sizlerin basın olarak, dördüncü kuvvet olarak burada olmanız, bizlerin yasama organı üyeleri olarak bu davayı yasama organı adına denetleme görevimizin gereği olarak takip ediyor olmamız önemli. Peki, tabii ki hukuki süreç işleyecek bir şekilde. Ancak tabii davayı tamamen bir basit bir infaz meselesi haline dönüştürmek için çabalar olduğu anlaşılıyor. Basit bir ölüm ceza, ölüm gibi. Fakat bunun tabii bir şekilde değişmesi için sizin söylediğiniz gibi siyasetçilerin, işte medyanın da baskısı mutlaka gerekiyor. Ancak bu bir siyasi dava olduğunu başından beri sizler söylüyorsunuz. Özgür Özel en başta bunu dile getiren. Siyasi boyutunu nasıl görüyorsunuz? Bunun en son Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın görüşmesinden sonra yeni bir boyut kazandı mı? Çünkü Ayşe Ateş'le Erdoğan'ın görüşmesi sonrasında hani mutlaka Erdoğan'ın bu konuya el atabileceğine yönelik de bir izlenim vardı. Her ne kadar demokratik ülkelerde böyle bir şey olmasa da hani savcıyla görüşmek yerine Cumhurbaşkanı'yla görüşmeyi tercih etti mesela Ayşe Ateş. Ya Ayşe Hanım tabii ki bir feryat ediyor evlatları için, eşini kaybetmiş. Bir adalet arayışı içinde.
hem Cumhurbaşkanı hem tüm siyasi partilerin aşağı yukarı liderleriyle görüştü. Buna ihtiyaç olmaması gerekir. Yani bu ülkede demokrasi varsa, bu ülkede yargı bağımsız şekilde işliyorsa, yani kuvvetler ayrılığı varsa ve yargı gerçekten vicdanı ve yasaya göre karar veriyor olsa niye buna ihtiyaç duyuyorsun? Demek ki burada bir eksiklik var. Bunu ancak bizlerin birlikte mücadelesiyle bu yargının üzerindeki siyasal baskıyı ortadan kaldırabiliriz. Bir tanesi burada işte MHP müdahale talebinde bulundu. Niye CHP bulunmadı müdahale talebinde? Niye bir başka siyasi parti AKP müdahale talebinde bulunmadı, MHP bulundu? MHP bu davadan zarar göreceğini düşünüyor. Yargı üzerinde de etkili bir siyasi parti. Aslında o işin, onun buraya müdahalesi gerçeğin ortaya çıkması için olmalı ki kendi üzerine düşen gölge ortadan kalksın ve o sis perdesi aralansın. Aslında MHP'nin işine gelen de aklı selim düşündüğünde bu olması gerekir. Ama her ne hikmetse bu davadan son derece rahatsızlar. Kendileri bilir. Biz davayı takip etmeye, adaletin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Sadece Sinan Ateş, Ayşe Ateş için değil. Biz, yani şunu kamuoyunun görmesi lazım. Burada her yerde bu ülkenin vicdanı solcular, sosyal demokratlar. Bir ülkücünün cinayetinde de adaletin, hakikatin peşinden biz koşuyoruz. Bir ağaç katliamında da onun peşinde biz koşuyoruz. Bir kadın cinayetinde de biz varız. Cumartesi annelerinde de biz varız. Yani kim ihtiyacı varsa adalete. Biz bu ülkenin solcuları, sosyal demokratları, Atatürkçüleri, yurtseverleri, cumhuriyetçileri olarak o gerçeğin peşinde koşan biziz. Bugün de buradayız. Yarın da başka bir mağduriyette başkalarının yanındayız. Ankara'nın ortasında işlenen bir cinayetten söz ediyoruz aslında. Basit bir cinayet değil. Üstelik de siyasi bir kimlikten de söz ediyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla siyasetin bu konuda ilgisi de aslında bir anlamda bu. Bunun için. Ancak MHP'nin bu ortamdan sıyrılabilmesi mümkün mü? Her ne kadar avukatlarının davaya müdahale olma istemlerini hakim reddetse de ki içerideki tutuklular katılmasını arzu etmişler. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ya MHP bu olaydan çok kolay sıyrılır. Yani Sayın Bahçeli yarın dese ki adalet gereğini yapsın. Bu suçları kınıyoruz. Ölen bizim evladımızdır. Başsağlığı diliyoruz kendisine. Eşine, çocuklarına. Ki Ayşe Ateş'le görüşse, çocuklarını misafir etse ve burada kim suçluysa, o suçların peşine düşmek için bizimle birlikte mücadele etse, MHP'nin kurumsal olarak bundan bir şey olmaz yani. MHP güçlenerek çıkar bu süreçten. Ama bunu tercih etmiyor. Yani niye tercih etmiyor onu onlara sormak lazım. Peki şunu da sormak isterim. Cumhur İttifakı içerisinde bir huzursuzluk olduğu kesin bu dava sonrası. Daha doğrusu cinayet sonrası. Ve işte görüşmelere kadar da bu huzursuzluk AKP içerisinde dile getirilebilen bir husus haline dönüşmüştü. Sizce bir Cumhur İttifakı'nda bir kırılma yaratır mı bu davanın sürecinde, yoksa artık AKP'de MHP'yi sahiplenmeye, kucaklamaya şu anda hazır mı? En son grup toplantısında Erdoğan'ın yaptığı konuşma sonrası biraz öyle bir durum hasıl oldu. Yani tabii şeyi düşünürsek, bu Cumhur İttifakı'nın geçmişini düşünürsek, nasıl bu noktaya geldiğimizi aslında çok daha iyi tahlil ederiz. Yani MHP lideri neler diyordu Erdoğan için? Herkes olur senden olamaz diyordu yani. Cumhurbaşkanı olamazsın diyordu. Herkes cumhurbaşkanı olur sen olamazsın diyordu. O noktadan ittifak ortağı haline geldi. Dolayısıyla her iki siyasi partinin de o noktada bir etik, ahlaki bir değeri yok yani. Bu ancak kendi çıkarlarına, kendi siyasi parti olarak çıkarlarına ters düştüklerini düşündükleri noktada bu işi bitirirler. Yani bu Cumhur İttifakı'nı sonlandırırlar. Bu davada zarar veriyor mu Cumhur İttifakı'na? Elbette zarar veriyor. Çünkü kamuoyu vicdanını zedeliyor. Sinan Ateş öldürüldüğünde, Sinan Ateş bu cinayete kurban gittiğinde hatırlayın, ülkücüler bıyıklarını kestiler. O hilal bıyıklı ülkücüler aldılar ve bunların videolarını çektiler, yayınladılar. Yani o camiada bu kadar etkili olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir Ülke Ocakları Genel Başkanı demek az buz bir şey değil. Orada en önemli görevlerden bir tanesini yapmak demek. O görevi yapan insanın torbacılara vurdurtulması sadece Türkiye kamuoyunda değil, o camiada da ciddi anlamda bir etki yarattı. Ve kamuoyunun da ilgisine mazhar olan bir dava. İttifakı etkiler mi? Etkiler. Ama son tahlilde onlar artıları eksileri bir kefeye koyarlar. Artılar eksilerden fazlaysa yola devam ederler yani. Onların
böyle bir ahlaki değerlendirmeyle hareket edeceklerini hiç düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi davayı iki genel başkan ve tabii ki uzmanlarıyla izlemeye devam edecek. Büyük bir ihtimalle de çarşambaya kadar sürmesi belki ihtimal dahilinde bu davanın. Sonuçta bir rapor hazırlayacak mısınız genel başkana ya da parti meclisine sunmak için? Biz hazırlıyor, çalışıyoruz zaten. Yani bu davanın başından beri iki genel başkan yardımcısı, ben ve Gülçiftçi, ikimiz bu dosya üzerine çalışıyoruz. Dava dosyası da tüm ekleriyle beraber bizde var, dosyayı da okuyoruz. Sadece bu dava dosyasına çalışmıyoruz. Ayhan Bora Kaplan dosyasına da çalışıyoruz. Yani bütün hepsiyle ilgili sıkı takip ediyoruz. Biz bunu hem milletvekillerimiz düzeyinde hem iki genel başkan yardımcısı davanın sonuna kadar, bu duruşmanın değil, yargılama bitinceye kadar mümkün olan her duruşmaya katılarak bu dava sürecini takip edeceğiz. Hukukçu arkadaşlarımız da çalışıyor. Sayın Ayşe Ateş'in hukukçularıyla da görüşüyoruz. Davaya ne oluyor, ne bitiyor? Tüm siyasi, Ankara Gar katliamında da biliyorsunuz. Bugün orada da arkadaşlarımız. Katliamıyla ilgili bir gelişme var arkadaşlarım, illette 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmiş. Evet. Tabii biz orayı takip edemedim, oradan uzağım, ama oraya giden arkadaşlarımız da, görevlendirmeyle giden arkadaşlarımız da var. Yani bir kısım arkadaşlarımız orada, bir kısımımız burada. Burada ilk duruşma, orada son duruşma. Kayseri'de olan arkadaşlarımız var. Yani Türkiye'de ne varsa, ne oluyorsa hepsini takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu sıcakta sizi tutmayalım daha fazla. Tamam. İçeriye de gireceksiniz de, tamam, duruşmayı takip etmek için. Ağzınıza ben sağlık. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tekrar. Sağ olun. Değerli izleyiciler, dava devam ediyor. Murat Bakan içeri girecek. Derya Okatan, Tele1 muhabiri, oradaydı başından beri. Onunla